Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şimdiden söylemek istiyorum bu videomuz biraz uzun olacak. E, müsait bir zamanda tabii ki dinlemenizde izlemenizde fayda olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Bana çok söylüyordunuz işte burçlarla alakalı aylık olarak uyarılar tavsiyeler aynı zamanda e, nelere dikkat edilmeli nelere e, tolerans geçilmeli diye. Ben şöyle sizler için arkadaşlar 12 burcun da e, açılımını tek videoda yapıp paylaşmayı düşünüyorum. E, çok uzarsa eğer şöyle bir bakarız. Eğer uzarsa iki parça halinde de sizlerle paylaşırım arkadaşlar. E, hemen geçmek istiyorum aslında e, açılımıma Aklınıza takılan bir şey olursa bana her zaman zaten yorumlarda da ulaşıyorsunuz biliyorum ama tabii ki de bana yazmanızda herhangi bir sakınca yok. Ulaşın, sorun. Zaten bizzat ben cevaplıyorum arkadaşlar. Lütfen aklı takılan bir şey olursa bana ulaşmaktan geri durmayın, çekinmeyin, merak etmeyin. Hepiniz her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ilk burcumuz Koç burcuyla başlamak istiyorum ve e, ben bu e, video Temmuz ayı itibariyle olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Temmuz ayında nelere dikkat etmelisiniz? E, tüm burçlar için söylüyorum. Tek tek de söyleyeceğim. E, hangi burcu söylediğimi. Şu anda tüm burçlar için e, bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Nelere dikkat etmelisiniz? Ne konularda e, bir takım sıkıntılar? Hangi konularda iyilikler sizinle olacak? Şöyle bir bakmak istiyorum. Evet, ilk burcumuz her zamanki gibi koç burcuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Koç burçları bakın Temmuz ayında aile e, de bir takım sıkıntılar, inatlaşmalar, işte e, örgütlenmeler diyeceğim ben buna çünkü. E, aile bireyleri ve akrabalar arasında bir takım sıkıntılarla uğraşma durumunuz var arkadaşlar ve bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Kesinlikle tartışmalardan e, uzak durmanız hatta şöyle söyleyeyim konu sizinle dahi e, ilgili olmasa da o tartışmanın içine girmeye e, sizi zorlamaya çalışan insanlar olacak. Bakın koç burçlarını söylüyorum e, bir konu sizinle alakalı değilse dahi o konuda bir tartışma yaşanabilir ve sizi de dahil etmeye çalışabilirler. Kesinlikle kavgadan tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar yeni yeni yollara çıkıyorsunuz temmuz ayında. Yeni bir takım başlangıçlarınız olacak koç burçları. Doğru insanları yanınızda tuttuğunuzdan kesinlikle emin olmanız gerekiyor. Kiminle e, kimin iyi niyetli kimin kötü niyetli olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama doğru insanlarla e, bir başlangıç yaptığınızdan o yola doğru insanla çıktığınızdan emin olmanız gerekiyor açıkçası ve bu konuda çok büyük bir uyarınız var. Bunu söylemek istiyorum. Bir inatlaşma diyorum ya, bir böyle tartışmalar genellikle aile büyükleriyle aile küçükleri arasında olacak. Onu söylemek istiyorum. Bu yüzden de kavgadan ve tartışmalardan uzak olmanız her zaman iyi olacak. Bir adım geri atın. Yani tartışmalı ortamlardan uzak durabilirsiniz, tartışmalardan e, direkt arkanızı dönüp gidin arkadaşlar. Çünkü tartışma sizinle alakalı olmasa da sizi dahil edip de kötü göstermeye çalışabilirler. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın e, kendinizi Koç burçları, kendinizi e, geliştirmek için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani kendinizi böyle pozitif enerji için, güzel bir gelecek için, güne güzel başlamak gibi düşünün. Kendinizle alakalı meditasyonlar yapın. Etrafınızdaki kötü insanları böyle hayatınızdan çıkarmak da buna dahil. Bunu söyleyeyim. Çünkü yıkıcı eleştiriler yapan insanları zaten şöyle aranıza bir mesafe koymanız sizin için çok 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 iyi olacak. Bakın. Temmuz ayında özellikle bol bol dua etmeniz gereken bir zaman diliminde olduğunuzu aslında bunu bütün burçlara söyleyeceğim ama Koç burçları öncelik olarak sizlere söylemek istiyorum. Güzel düşünün, güzel güzel dualarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Güzel düşünün, pozitif düşünün ki güzel olayları hayatınıza çekebilin arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum koç burçlarına özellikle bir adım atacaksınız ya kesinlikle bunu adımını atmadan önce kimseye söyleme bakın ciddi anlamda etki topluyorsunuz tepki topluyorsunuz arkadaşlar bundan kaynaklı olarak da güzel yapacağınız işlerde gerilemeler olacak bunu söylemeyin Atacağınız bir imzaı söylemeyin, başlayacağınız bir işi söylemeyin, yapacağınız kutlamayı söylemeyin, başarmadan birine bir şeyinizi anlatmayın. Bu Temmuz ayında e, kendinizi biraz daha geri adımda e, adımda tutmaya özen göstermeniz gerekiyor, Koç Burçları. Evet, e, şunu söylemek istiyorum, meditasyonlar diyorum ya çiçek kokularıyla evinizi süslemeniz evinizi böyle çiçek kokularıyla e, donatmanız çok çok sizlere iyi gelecek ve e, özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar e, Zikirler yapmanızda ve e, zaten bununla alakalı çalışmalar paylaşıyorum ama zikirler yapmanız e, işte dua ve ibadet ibadetinizi biraz daha yönelmeniz. Sizlerin önüne e, güzellikler açmasında çok 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 etkili olacak arkadaşlar. Ee, bir takım adımlar atıyorsunuz. Hayatınızı güzelleştirmek anlamında adım attığınızın çok farkındayım. Ama e, etrafınızdaki işte bu yıkıcı eleştiriler yüzünden atacağınız adımlardan geriye doğru e, adım atma tarzında bir davranış sergileyeceksiniz benim sizlere kesinlikle tavsiye ettiğim şey e, etrafınızdaki o yıkıcı eleştiri yapan insanlarla aranıza mesafe koyun yapmak istediğinizi yapın arkadaşlar. Bir de enerjinizin e, böyle temizlemek enerjinizi tazelemek için e, tuzlu suyla e, duşlar almanızda haftada bir yapmanızda da fayda var zaten. Sadece tuzlu suyla yapmanızda fayda olacak arkadaşlar. Ekstra içine bir şeyler katmanıza gerçekten gerek yok. Temmuz ayında bol bol zikirler çekmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar diğer bir burcumuza geçelim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum yükselen ve ay burcunu da baz alarak dinlemenizde fayda var. Özellikle söylüyorum eğer uzun sürmezse tek parça halinde bu videoyu tamamlamak istiyorum. Eğer uzun sürerse iki parça halinde paylaşacağım zaten sizlerle. Özellikle söylüyorum zaten koç burcu paylaşırken atıyorum yükseleniniz farklı bir burçsa onu da izleyin dinleyin ya da işte koç burcu yükseliniz onu da dinleyin arkadaşlar ve boğa burcu sırayla gidelim zaten boğa burçları bu ay öyle bir şeyler olacak ki e, normalde zaten çok ince fikirlisiniz, çok ince düşünüyorsunuz. Her şeyi en ince ayrıntısıyla düşünmeye çalışıyorsunuz. Zaten bu sizin karakteriniz, boğa bu burçları. E, bir takım kararlar vereceksiniz ve o kararları verirken e, en ince detayına kadar bilmeniz gerekiyor. Gözünüzden bir şey kaçmamasına... İşte bir takım dikkatsizlikler sonucunda üzülmenizi istemem. Bundan kaynaklı da yapacağınız işlerde boğa burçları en ince kadar böyle bildiğinizden emin olmalısınız. şunu söyleyeyim yanınızda manevi olarak bir takım destekçileriniz olabilir. Temmuz ayında yapacağınız işlerde destekçileriniz olması çok olağan olacak. Herkese güvenmeyin ama destekçi olarak yanınızda kalmalarına da bir şey söylemeyin. Ama aynı zamanda da e, tamamen o kişilere güvenmemeniz gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Bir işe e, başlarken yanınızda birileri olabilir ama tamamen o işe e, odaklanın. Etrafınızdaki insanlara karşı da temkinli olmanızda fayda var ve e, arkadaşlar karar alırken de etrafınızdaki insanlarla evet oturup düşünebilirsiniz onların da fikirlerini alabilirsiniz ama özellikle söylüyorum e, kendi bildiğinizi kendi fikrinizi neyde memnun oluyorsanız bunu yapmanızda fayda var şöyle bir devam ediyorum arkadaşlar boğa burçlarım ee, ruhsal olarak çok yorgunsunuz ee, ve bedensel olarak da bir takım koşturmacalarla uğraşacaksınız. zaten Temmuz ayında bir takım yorgun düşme durumlarınız var. Ee, bedensel olarak ve ruhsal olarak yorgunluklarınıza lütfen kulak ardı etmeyin. E, hatta kendinizi beden olarak bir dinlendirin, ruhsal olarak bir dinlendirin. Hatta şöyle söyleyeceğim, Temmuz ayında şunu yapın kendinize. Ya bir gününüzü kendinize ayırın. Yani tamam sorumluluklarınız çok fazla ama artık yıpranmaya başladınız. E, o yüzden arkadaşlar bir gününüzü kendinize ayırın. Temmuz ayında bir iki gününüzü kendinize ayırın ve ben bugün dinleneceğim. E, ben bugün şunu yapacağım, kendimi mutlu etmek için şunu yapacağım. Ee, işte kendinize iyi gelecek şeyleri yapmak için gayret gösterin arkadaşlar ve e, temmuz ayında düşmanlıklarınız çok fazla e, olacak şöyle kendilerini belli edecekler şimdiye kadar hep bir arkadan iş çevirme e, ve böyle sürekli işte art niyetli yaklaşma durumları olan insanlar artık kendilerini gün yüzüne çıkartacaklar siz bu ayda e, Boğa burçları e, görmediklerinizi görüp duymadığınız şeyleri duyabilirsiniz. İşte bu yüzden düşmanlıklar olabilir. Düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var. İşte bu yüzden etrafınızdaki herkese güvenmemeniz gerektiğini söylüyor aslında. E, kendinizi korumaya alacaksınız Temmuz ayında bunu söyleyeceğim. E, toprakla alakalı böyle ee, şöyle söylemek istiyorum. Toprakla uğraşmanız enerjinizi yenileyecek arkadaşlar. Yani bir e, saksıda çiçek olur. E, ayaklarınız çıplak bir vaziyette toprakta basmak olur. Çimenlere basmak olur. Enerjinizi yenileyeceğinizi söylemek istiyorum. Ve bu size çok 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 iyi gelecek. Özellikle söylüyorum boğa burcu yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar için zikirler etmeli kesinlikle ve aynı şekilde bunu paylaşabilirim sonradan da zaten ama şu anda uzatmak istemediğim için paylaşmak istemiyorum zikirlerinizi onu da yapabilirim arkadaşlar hiç sorun değil çünkü onu da istediğinizi biliyorum birincisi arkadaşlar toprakla bütünleşin şöyle bir rahatlamak için pozitif enerji için İkincisi de zikirler çekin bol bol dua etmenizde çok fayda olacak boğa burçları. Böyle her gün e, ya da haftada birkaç gün belirleyin. Kendinize e, zikirlerinizde de belirleyin arkadaşlar. Şöyle yarım saat bir saatinizi yani çok gelmesin size zaten bir saat dediğiniz nedir ki? E, böyle zikirlerinize ve duaya, ibadetinize, maneviyatınıza ayırmanızda fayda var arkadaşlar. Evet diğer bir burcumuz ikizler burcu yükselim ay burcu da ikizler olan arkadaşlar sizlere neler var hemen şöyle bir temmuz ayında bakıyorum ee, maddi olarak e, bir takım harcamalarınızda temkinli olmanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor arkadaşlar maddi olarak harcamalarınızda ve e, işte yaptığınız işlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, yıldızınız yüksek olacak. Bakın Temmuz ayında ikizler burcunun yükseleni çok çok yüksek olacak. Almak istediklerinizi alacağınız, yapmak istediklerinizi yapacağınız bir dönemde olacaksınız. Bunu söylemek istiyorum. Bir müddettir beklediğiniz bakın ikizler burcu. Bir müddettir bir bazı konularda bekliyordunuz işte adım atamıyordunuz sürekli bir bekleme halindeydiniz artık bir harekete geçebilirsiniz bir şeyler yapabilirsiniz emin olun şu anda attığınız adımlar sağlam bir temel oluşturacak arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum samimiyetsiz insanlar var etrafınızda ikizler burçları iyi gibi görünüyorlar ama arkadan iş çeviren insanlar var. Ee, i̇kizler Burcu yükseleni ve Ay Burcu da ikizler olan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, çevrenizdeki insanların ağzına laf vermeyin. Samimiyetsiz insanlar var ve bu samimiyetsiz insanlar sizin canınızı acıtmak için uğraşacaklar. Kesinlikle fırsat vermeyin böyle insanlara. İyi gibi görünüyorlar ama düşünceleri hiç de iyi olmayan insanlarla çevreli olduğunuzu gösteriyor ve bu konuda da etrafınızdaki insanları e, iyi seçmeniz gerektiğini söylüyor Aslında arkadaşlar bunu söyleyebilirim sizlere Evet ikizler burcu e, şunu söyleyeyim e, onu da atlamadan iş konusunda bana çok soruyorsunuz ikizler burcunun kariyerine zaman olacak iş ne zaman olacak diye Temmuz ayında ikizler burcuna çok güzel iş kapıları var Kesinlikle küçük büyük demeden arkadaşlar çünkü nereden ne geleceğini bilemezsiniz. Küçük büyük demeden iş fırsatlarını iyi değerlendirin. Şu anda sağlam temeller iş konusunda sağlam temeller atacağınız bir zamandasınız. Ve evinizde güzel kokuları lütfen e, bulundurun. Böyle stresli bir zamanınızda nefesinizi böyle güzel kokularla donatmanızda fayda olacak. Sizlere de şunu söylemek istiyorum ikizler burçlarım. Bol bol dua etmeyi bakın resmen 12 burcu da söyleyeceğim ben bunu ama bu ayda bol bol dua etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu duaların karşılığını her zaman gördüğünüz gibi bu ayda da göreceksiniz. Kendinize zikirler e, belirleyin ve bunları bolca zikretmeye kendinize zaman ayırarak zikretmeye dikkat edin arkadaşlar. Bunların çok faydasını göreceğiniz bir zamandasınız. Art niyetli insanlara karşı sizi koruyacak bir... Ee, zırh olacak bilginiz olsun. İkizler Burcu şunu söyleyeceğim size maddi konularda ciddi anlamda temkinli olmanız gerekiyor. Evet yengeç burcuna gelebilirim. Yükseleni ve ay burcu da yengeç olan arkadaşlar e, ee, sırayla gittiğimi düşünüyorum Umarım sırayı bozmuyorumdur yengeç burcu yükseleni ve ay burcu da yengeç olan arkadaşlar sizleri e, Temmuz ayında öyle güzel bir dönem bekliyor ki tam olarak e, böyle uzun zamandır beklediğiniz sabrettiğiniz konularda bir mükafatlandırılma durumunuz var onu söylemek istiyorum ee, Sizin için çok güzel bir dönem başlıyor ve sizin şu anda o hedeflerinize, hayallerinize ulaşmak gibi bir durumunuz var. Kesinlikle bu fırsatları kaçırmayın. Temmuz ayında e, iş konusunda da fırsatlarınız var. Aşk konusunda da fırsatlarınız var. Sadece maddi anlamda bir takım e, dolandırılmalara karşı temkinli olun. Yani birilerine borç para e, yani isteyecekler sizden muhtemelen ve e, verebilirsiniz artık sizlerin takdiri ama verdiğiniz paranın karşılığı olmayacak Arkadaşlar bu da bir dolandırılmaya girecek Çünkü Evet siz iyi niyetlerle veriyorsunuz ama karşı taraf e, yani sanki böyle borç değil de kendi alması gereken bir paraymış gibi e, sizden aldığı paranın karşılığını vermeyecek arkadaşlar küçük büyük meblağ demiyorum ee, ama sizden ne kadar para çıkarsa o paranın geri dönüşü olmayacak. Borç vermeyin. Ee, borç almayın da borç vermeyin de yengeç borçları. Ee, sıkıntılarla uğraştığınızı biliyorum. Bunu da atlamadan hemen söylemek istiyorum. Ee, her sorunun bir çözümü var arkadaşlar. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Ee, sorunların çözümleri kendi içinde. Ee, o yüzden böyle bir rahat nefes almanız gereken bir zamandasınız. E, yengeç burçları rahatlatın kendinizi sizlere de şunu söylemek istiyorum toprakla uğraşın bir rahatlama olacak e, bir de arkadaşlar e, sıkıntılardan artık yavaş yavaş kurtulacağınız bir dönemde olduğunuzu çünkü neden yeni bir dönem sizleri bekliyor arkadaşlar bu dönemde o kadar bir ferahlama rahatlama yaşayacaksınız ki sıkıntılarınızı teker teker hem hayatınızdan çıkıyorlar hem de sizler böyle bir rahatlamayla sıkıntılarınızı unutuyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum yengeç burçlarına. Esmalardan lütfen kendinize ki onu paylaşacağım. Sizlere de söylemiş olayım yengeç burçları. Esmalardan böyle haftada iki kere bolca zikretmeye dikkat edin. Bol bol dua edin arkadaşlar. Temmuz ayında çok güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Lütfen bol bol dua etmekten geri durmayın. Bakın bu duaların karşılığını çok yakın bir zamanda alma durumunuz var. Yengeç burçları, şunu da söylemek istiyorum sizlere: Temmuz ayında sizinle alakalı olmayan bir takım sıkıntılara, çevrenizdeki insanlar sizleri dahil etmeye çalışabilirler. Ve e, bu sıkıntılarla tek başınıza uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Tartışmalardan ve sıkıntılardan uzak kalmanız gereken bir dönemde olduğunuzu da söylemek istiyorum. Yine tekrarlıyorum yengeç burçları e, sizin için yeni bir dönem başladığı için sıkıntılar, tartışmalar, kötü olaylardan uzak durmanızda çok çok fayda olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bir diğer burcuma hemen geçmek istiyorum Aslan burçları. Sizin için e, Aslan burçları, yükseleni ve Ay burcu da Aslan olan arkadaşlar e, yeni bir canlanma dönemi. Yani artık sabrettiniz, sustunuz, beklediniz ama e, artık bunların karşılığında bir canlanma yani artık mükafatlandırılma yani yaptığınız iyiliklerin karşılığını görme durumları söz konusu olacak sizler için bir de uyku problemleri yaşadığınızı söyleyebilirim aslan boşları artık uykularınızı bir düzene sokmanız gerekiyor gece hayatınız varsa biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ee, bu ara biraz daha e, rahat kıyafetler giymenizde kendinizi bunaltmamanızda e, yani her anlamda kendinizi bunaltmamanızda fayda var ve etrafınıza size kötü gelen sizi kötü etkileyen sizi böyle sürekli negatife ya da işte ağlamanıza işte sürekli kötü etkilendiğiniz birileri varsa arkadaşlar o kişilerden uzak kalmanızda fayda var e, o kişilerden uzaklaştıkça ne kadar rahatladığınızı göreceksiniz. Aslan burçları, yükselenin ve ay burcu da aslan olan arkadaşlara söylüyorum. Evet, şöyle bir devam etmek istiyorum. Sizin için ee, Aslan burçları, e, bu Temmuz ayında turuncu ağırlıklı işler yapmanızda fayda var. Şöyle söyleyeyim, kıyafetlerinizde olabilir. E, takılarınızda olabilir ama turuncu ağırlıklı e, bir takım böyle eşyalar kullanmanız sizin pozitifliğinizi arttıracak e, iş ve çalışma hayatına gelince arkadaşlar şunu söyleyeyim aslan burçlarına e, biraz koşturmacalı e, her yere yetişmeye çalışmak e, koşturmaca bir hareket halinde olacaksınız iş hayatınızda İş hayatı olmayan aslan burçları ev hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde sürekli bir koşturmaca, sürekli bir yerlere yetişmeye telaşı içinde olacaksınız. Size e, önerim biraz daha sakin kalmanız, biraz daha böyle e, soğukkanlılığınızı korumanız arkadaşlar. Aslan burçları e, dediğim gibi bol bol dua etmeyi de e, ihmal etmeyin. Ee, kesinlikle arkadaşlar bu dönemde yapacağınız dualarda çok büyük e, karşılığını güzel görme durumlarınız olacak. Evet Başak Burçlarına geçerken şöyle ne kadar olmuş diye bir bakmak istiyorum. 20 dakika olmuş. O zaman iki de iki videoya bölelim arkadaşlar. Evet daha iyi olacak. Tek videoda yapmak isterdim ama e, gördüğünüz gibi bayağı uzun oluyor. Uyarılar, dikkate alınması gerekenler. O yüzden Başak Burcu'nda yapıp sonlandıralım. Ee, i̇lk 6 Burcu yapmış olalım. Son 6 Burcu da zaten ikinci videoda yapmış olurum arkadaşlar. Başak Burçları yükseleni ve Ay Burcu da Başak olan arkadaşlar. Temmuz ayında bir dileğiniz bir niyetiniz gerçek olması gerçekleşmesi çok olası niyetlerinizi dileklerinizi lütfen ona göre e, yapın. E, Temmuz ayında Başak Burçları böyle dışardaki insanlara zaman ayırmaktansa sevdiklerinize zaman ayırmak, onlarla bir takım bir şeyler yapmak durumunuz çok çok olası. Yani kendi ailenize zaman ayırmak olabilir, sevdiğiniz arkadaşlarınıza zaman ayırmak, sevdiğiniz insanlara karşı böyle bir takım zaafınız olacak Temmuz ayında. Aşk hayatınızda yenilikler olacak. Ee, onu söylemek istiyorum. Başak Burçları. Aşk hayatınızda daha ilgili olacaksınız. Daha sevgiyle i, e, daha böyle şefkatli bir şekilde hatta daha toleranslı olacağınızı söyleyebilirim. Karşınızdaki insanı çok sahiplenmenizden kaynaklı olarak da e, böyle karşınızdaki insanı bunaltma durumlarınız var. Hatta e, tam tersi şu anda karşınızdaki insanın sizi de bunu atmaya başladığını, özgürlüğünüzü kısıtlamaya başladığını söyleyebilirim. Ee, o yüzden arkadaşlar biraz daha toleranslı olabilirseniz e, ilişkiniz hem daha güzel ilerleyecek ve aşk hayatınızda yenilenmeler diyorum ya Başak Burçları Eğer hiç ilişkiniz yoksa da zaten bu ayda yeni bir ilişkiye başlama durumunuz var. Yine de hayırlısı olsun ama güzel görünüyor onu da söylemek istiyorum. Bundan ziyade arkadaşlar. E bir takım sağlık problemleri uğraşabilirsiniz Başak burçları. Ama e, şifalanıp e, şifalanma durumunuz var ve e, gelip geçici bir rahatsızlık olacağını da gösteriyor. Başak burçları sizlere de söylüyorum. E, rahatlamanız gereken bir dönemdesiniz. Güzel bir zamanındasınız ve rahatlamanız için e, yani herkesin rahatlama tarzı farklıdır ama ee, dediğim gibi rahatlamak için kendinize zaman ayırın. Rahatlamak için işte güzel kokulardı ee, artık neyle rahatlayabiliyorsanız bunu yapmaya Temmuz ayında dikkat edin kendinizi rahatlatmanız gereken bir zaman diliminde olduğunuzu unutmayın. Emin olun Temmuz ayında rahatladığınızda Ağustos Eylül daha farklı bir şekilde zinde ve toparlanmış bir şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Ee, evet. Başak burçları. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Toprakla e, çiçeklerle uğraşmanızda çok çok fayda var. Toprak kötü enerjinizi alır. Ayağınızı hatta çıplak bir şekilde bakın çorapsız bir şekilde e, toprağa çimene basmanızda fayda var. Gerekirse deniz kenarları, dere kenarları, sahil kenarlarına gidebilirsiniz. Şöyle e, böyle suya bakabilirsiniz. Açıkçası şunu da söylemek istiyorum. E, deniz kenarı dere kenarına gittiğinizde ırmak kenarına gittiğinizde şöyle içinizdeki kötü enerjileri bir e, suya birleştirin açıkçası arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. İçinizdeki o sıkıntıyı suya anlatın. İnsanlardan zaten fayda yok arkadaşlar. E, bu şekilde rahatlayabileceğinizde zaten e, söylüyor bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, hangi burçları yaptık? Koç burcu, Boğa burcu, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burcuyla videomu tamamlamak istiyorum. Yarım saat olmuş açıkçası o yüzden de burada sonlandırmak istiyorum dikkat etmeniz gerekenler ve ne olup ne olmayacağını şöyle bir bakmak istemiştim zaten ve devamında diğer burçları artık ikinci videoda yapalım çünkü çok fazla uzun olacağını gördüm bakalım ne kadarmış 28 dakika olmuş şöyle yapalım iki videoya bölersem daha iyi olacak e, benden bu tarz bir video isteyen arkadaşlar umarım sizler için bilgilendirici olacaktır. Dikkat edin arkadaşlar e, bu durumların e, dediklerimi yaptığınızda rahatlamanız e, ya da size kötü gelecek şeylerden uzaklaştığınızda ne kadar korunduğunuzu anlayacaksınız arkadaşlar. Evet e, videomu paylaşırım umarım yarın diye düşünüyorum e, diğer altı burcu da artık sonra yaparım. Bütün burçları e, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burcunu yaptık bu videoda. Yükselen ve Ay burcu da bu saydıklarım burçlardan olanlar. Kesinlikle izlemeyi ihmal etmesinler. Zaten yükselen ve Ay burcunuzda izlemeyi ihmal etmeyin. Özellikle söylüyorum. Çünkü e, beklediğiniz bir haberiniz kendi burcunuzda yoktur. Yükselen burcunuzda vardır. Kesinlikle o yüzden de... E, yükselenizi ve ay burcunuzda izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet. Ee, burçları bu şekilde ilk 6 burcu yaptık arkadaşlar. Son altı burcu da diğer burçta artık videoda yapabilirim. Bana sormak istediğiniz varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bizzat ben cevaplandırmak istiyorum. Yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olup Bildirim zilini açarsanız sevinirim. Lütfen emeğe saygı için bir beğeni yapıp bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bundan ziyade ben artık herkesin vicdanına bırakıyorum ama şöyle bir yorum sayısı işte beğeni sayısı aboneliğe baktığımda ciddi anlamda bir uçurum var. O yüzden herkesin vicdanına bırakıyorum ama ee, lütfen rica ediyorum kanal yeni gelen arkadaşlara özellikle eskiler zaten yapıyor teşekkür ederim elleriniz dert görmesin ee, yeni gelen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup e, bir beğeni yapıp bir e, emoji dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.